Merhaba arkadaşlar, ben Onayil TV'den Cem. Bugün size yine yararlı olduğunu düşündüğüm bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamız NoRoot. Uygulamanın amacı Android cihazlardaki uygulamalarla açılan reklamları engellemek, internet erişimlerini kısıtlayarak bunları durdurmaktır. Evet, basit ve güzel kullanışlı bir uygulama. Uygulamamız aşağıdaki linkten indirilebilir. Açıklama bölümündeki linke tıklamanız indirmeniz için yeterli olacaktır. Uygulamamızın ana sayfasını görüyorsunuz. Başla ve durdur seçeneği var. Başlamadan önce şöyle bir gezinelim. Evet, gördüğünüz gibi askıdaki erişim denen bir bölümümüz var. Buradaki bölümde uygulamayı kurup çalıştırdıktan sonra hangi uygulamaların size internet erişimi isteyeceğini otomatik olarak burada soracaktır. Zaman içerisinde bu uygulamalara tanık olacaksınız. İstediğinizi buradan engelleyebilir, istediğinize izin verebilirsiniz. Yalnızca size tavsiyem, buradan verdiğiniz izin ya da reddetmeniz sonucu otomatik olarak kendi kapatıp veya açıyor. Bir yandaki sekmede uygulamaları seçip buradaki bölümden kendiniz ayar yapmanız lazım, kendi zevkinize göre. Mesela ben Viber'e uygulama internetini açık tuttum buradan. Ardından uygulama içi internetine de erişim yasağı koydum. Yani burada gördüğünüz Wi-Fi çubuğu ve yanında gördüğünüz GSM operatörü çubuğunun ayrı özellikleri var. Wi-Fi çubuğunun özelliği uygulamanın tamamen erişimini engellemek. Yani Viber'sa uygulamamız veyahut WhatsApp'sa bunun mesaj gönderme arama özelliklerini kapatıyor. Diğer operatör çubuğu ise uygulama içi interneti devre dışı bırakıyor. Yani reklam gibi. Tüm bu ayarları kendinize göre yaptıktan sonra uygulamayı aktif hale getirebilirsiniz. Diğer sekmede global filtreler var. Bu bölümü ayarlamanıza gerek yok. Çünkü kendi VPN ayarlayarak uygulamalarınızda kullanılan VPN ayarlarını otomatik tanıyor. Son bölümümüzde ise erişim kaydı. Burada anlık olarak hangi uygulamaların size erişim isteği gönderdiğini ve reklam isteği gönderdiğini saniye saniye görebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil olanlar kabul edilen bağlantılardır. Kırmızı olanlar reddedilmiş bağlantılardır. Gördüğünüz gibi ben kayıt cihazındaki internet bağlantısına reddetmişim. Buradan da kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sol alt köşedeki menüden ise clear deyip temizleyebilirsiniz erişim kaydı geçmişinizi. Evet, şimdi askıdaki erişime geliyoruz. Gördüğünüz gibi bana internet istekleri geldi. Ben bunu direkt reddediyorum. İki seçeneği de reddedilmiş oluyor. Bunu evet diyorum. Dropbox'a reddet diyorum arkadaşlar. Ve bunlar hafızasında kayıtlı kalıyor. Ana sayfadaki açılışta otomatik başla seçeneği de seçerseniz cihaz kapanıp açtıktan sonra aynı ayarları koruyacaktır. Evet arkadaşlar, bunun yanında eğer telefonunuz kasıyor, takılıyor ve donuyorsa size küçük bir önerim daha olacak. Ayarlardan güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmanız. Çünkü güç tasarrufu modu tüm CPU seçeneklerini kısıtlamasıyla meşhurdur. Eğer yanınızda güç kaynağı, batarya şarjı, şarj aletleri veya elektrik bulunan bir yer varsa kesinlikle güç tasarrufu modunu kullanmayın. Güç tasarrufu modunu mümkün olduğunca bataryanızın azaldığı durumlarda kullanmaya dikkat edin. Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Ayarlar bölümünden geliştirici seçeneğini seçiyoruz. Çoğu cihazda geliştirici seçenekleri kapalıdır. Eğer sizin de cihazınızda kapalıysa bir sonraki videoda nasıl açılacağını size göstereceğim arkadaşlar. Bu bölümde birkaç şeyi kapatarak telefonunuzun kasmasını önleyebilirsiniz. Örneğin pencere animasyonları. Bunu kapatıyoruz. Ardından geçiş animasyonu ölçeğini de kapatıyoruz. Ardından CPU görüntülemeyi zorla seçeneğini de aktif hale getiriyoruz. Tüm bu olaylardan sonra telefonunuz kasmadan, takılmadan stabil bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Umarım yararlı olur. Teşekkürler. Görüşmek üzere.